Sırbistan'da LGBT'ye karşı aile onur yürüyüşü düzenlenmiş. Bizde daha düzenlenmedi herhalde böyle bir şey. Türkiye'de de büyük aile buluşmasının ikincisi 17 Eylül'de yine Saraçhane'de gerçekleştirilecek. Ne zaman başladı bu yürüyüş bilmiyorum ama Saraçhane küçücük bir yer. Saraçhane'de kaç kişi? Biz orada kaç defa e, açıklama yaptık. E, küçük bir yer yani çok büyük bir yer değil. Yani oraya sığacak olan ya bin kişidir ya bin beş yüz kişidir yani. Yani bu orada mı olmalı? Bu adam akıllı. Büyük bir yerde yapılması gerekir. Ve yine de elbette iyidir. Yani e, LGBT'ciler onur yürüyüşü diyorlar. Ne kadar onurlu bir yürüyüş olduğunu herkes tahmin edebilir. Erkek erkeğe, kadın kadına Cinsel münasebet ne kadar onurlu olabilir? Ama buna karşı sadece böyle konuşmak değil, ciddi bir mücadele verilmesi lazım. Bunun zararlarının hem dini yönden haram olduğunun hem sağlığa verdiği zararın hem toplum için bir tehlike olduğunun neslin devamını önleyen neslin devamının gelmesini tehlikeye sokan bir tehdit olduğunun anlatılması lazım. Ayrıca da böyle aile yürüyüşleri, aileyi e, aileye teşvik eden insanları aileye evlenmeye, çoluk çocuk sahibi olmaya, namusuyla yaşamaya teşvik eden büyük programların da yapılması lazımdır. Onlar o çirkin şeylerini aleni yapıyorlar. Ee, buna karşı da bu yürüyüş bakın Sırbistan'da bile bunu yapmışlar aileyi korumak için çünkü aileyi korumak aslında toplumu da korumaktır milleti korumaktır geleceğini kurtarmaktır LGBT'ciler çoğalsa ne devlet kalır ne millet kalır hepsi biter gider yani bu yalnızca dinen haram değil aynı zamanda toplum için büyük bir tehlikedir yani Putin Müslüman mıdır? Putin bile bunu yasakladı. Yani haram olduğundan mı Putin'e göre? Putin zaten her tarafı haram. O, o yönden bakmıyor tabii ki. O kendi milleti, devleti için tehlike görüyor. E, hakikaten de tehlike. LGBT'ciler evlenmez, çoluk çocuk sahibi olmaz. Bunun yayıldığını düşünün, nesil azalmaya başlar.